Vize ve finalde çıkabilecek sorular 69. Bu videomuzda aylık matematik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Let de 1'den 9'a kadar elemanlardan oluşan bir küme. Find the cardinalities of the following sets. Cardinality, aylık matematik derslerinde eleman sayısını göstermenin artistik yoludur. Bu İngilizce'de adamlar çeşit çeşit konularda bazı aynı anlama gelen şeye farklı isimler koymuşlardır. Cardinality de bunlardan birisidir. Eleman sayısını göstermektedir. Kümenin eleman sayısı demek yerine cardinality demekte. Bunu böylece bilelim. Eleman sayısı. Yani aşağıda sorduklarımın eleman sayılarını söyle bu kümelerin diyor. A şıkkıyla başlayalım, ne soruyor? The set of all functions from D to D. D'den D'ye tanımlanan fonksiyonların kümesi. Tanımlanabilecek bütün fonksiyonların sayısı o kümenin eleman sayısıdır. A şıkkı diyelim. Bir kümeden bir kümeye tanımlanan fonksiyon sayısı, ikinci kümenin eleman sayısı, SD diyelim, üzeri SD'dir. Bir kümeden diğer bir kümeye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı, ikinci kümenin eleman sayısı üzeri birinci kümenin eleman sayısıdır. Veya şu tarz düşünceler de yapabilirsiniz. Koyarsınız iki kümeyi yan yana. Buradaki birin yan taraftaki gidebilme ihtimali olan kaç eleman var? 9. Buradaki ikinin yandaki kaç elemana gidebilir? Fonksiyonken hepsine gidebilir. 9. Sürekli 9, 9, 9, 9 üzeri 9 oluyor bu nedenle A şıkkı. B şıkkına geldik. The set of all one-to-one functions from D to D. D'den D'ye birebir fonksiyon sayısını sormuş. Yan yana koyarsak buraya ikisini. Buradaki birin gitmeye aday yanda 9 tane ihtimali vardır. 9 çarpı. 2'ye geldiğimizde birin gittiğine gidemeyeceği için 8'e düşer. 3'ün 7'ye düşer. 4'ün 6'ya düşer. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1, yani 9 faktöriyel kadar D'den D'ye birebir fonksiyon tanımlanabilir burada. Bir kere ikinci kümenin eleman sayısı birinci kümeye eşit veya daha fazla olmalıydı ki birebir tanımlayabilirim. İkinci kümede daha az eleman olsaydı birebir fonksiyon zaten tanımlanamaz deyip hemen sıfır dememiz gerekirdi. C şıkkı. The set of all subsets of D. D'nin bütün küme, alt kümelerinin kümesi. Bu alt kümelerinin sayısı kaç tane ise o kümede o kadar eleman bulunur işte. Alt küme sayısını bir kümenin nasıl buluyoruz? 2 üzeri n ile. Yani 2 üzeri 9'dur. Bunun alt kümelerinin oluşturduğu küme, yani hepsini bir kümenin içine tıkarsak o küme kaç elemanlı olacak diye soruyoruz. 2 üzeri 9 elemanlı olacak. D şıkkına geldik. The set of all subsets of D of odd size. Yani tek adette olan alt kümelerin sayısı. Bir elemana sahip alt kümelerin oluşturduğu kümenin eleman sayısını. 3 elemanlıları kabul ediyor, 5'i kabul ediyor, 7 elemanlı ve 9 elemanlı alt kümeleri kabul ediyor. Bir kümenin belli elemana sahip alt küme sayısını nasıl buluyorduk? Kombinasyon yardımıyla. N'in R'li kombinasyonu demek, N elemanlı kümenin R elemana sahip alt küme sayısı demektir. Burada bizim kümemizin kaç elemanı var? 9. 9'un 1'li kombinasyonu 1 elemana sahip alt küme sayısını verir. 9'un 3'lü kombinasyonu 3 elemana. 9'un 5'li kombinasyonu 5, 9'un 7'lisi 9'un 9'lusu. Bunu hesaplayıp topladığımızda da işte bunun cevabını buluruz. Bunu böyle bırakabiliriz. Uzun uzun işleme gerek yok şimdi. Şimdi devam edelim. E şıkkı. The set of all subsets of D of size 5 demiş. With exactly 2 even digit. Digit rakam demek zaten. 2 tane çift rakam istiyor. 5 elemanlı alt küme olacak. 5 tane bunun içine koyabilirsin diyor. Ama 2 tanesi çift olacak.
Exactly iki tane diyor. İkiden fazla da geri kalanı da tek olacak. Yani biz iki tane çift, üç tane teki bu kümenin içinden kaç farklı biçimde seçebiliyorsak o kadar eleman oluşabilir bu şartları sağlayan. Buradaki teklerin içinden tekleri seçeceğiz. Çiftlerin içinden çiftleri seçeceğiz. 1, 3, 5, 7, 9, 5 tane tekimiz var. Teklerden 3 tanesini seçiyoruz. Çarpı. Çiftlerden ise 2, 4, 6, 8, 4 tane çiftimiz var. 4 taneden 2 tane seçiyoruz. Bunun çarpımı kaç ediyorsa bu şartları sağlayan o kadar alt küme vardır. 5'in 3'lü kombinasyonu 10'dur. 4'ün 2'li kombinasyonu 6'dır. 60 tane oldu. Şimdi geldik F şıkkına. The set of all numbers with 7 distinct digits that can be formed from D. 7 farklı rakamdan oluşan the set of all numbers bütün sayıları istiyor. 7 farklı rakamdan oluşan ve bu sayılar da 7 farklı rakam da D'den gelecek. F şıkkını şuraya yapalım. Bu 9 taneden 7 tanesini önce bir seçeriz. Kaç tane 7'li seçebiliyorsak bunu gösterir bu. Çarpı bu 7 tane ile de sonra oluşturabileceğimiz rakam. 7 basamaklı rakamlar oluşturacağız. Oluşturabilecek all numbers demiş. With 7 distinct digit. 7 tane farklı basamağa sahip olan. Yani 7 faktöriyel diyeceğiz burada. 7 basamaklı bir sayıyı oluşturacağız. 7 tane rakamımız var. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde bunların çarpımı kadar oluşturabiliriz. Fakat bunun içinden de 7 tanesini seçeceğiz. O 7 taneyi oluşturduk. 9'un 7'li kombinasyonu çarpı 7 faktöriyel kadar burada istenen adette sayı oluşturulabilir. G şıkkına geldik şimdi. The set of O set of numbers with 6 digits that contain the number 9 as one of its digits. 9'u onun basamaklarında istiyor. Bir tane yani as one of its digits. Yani 9 onun basamaklarından biri olacak. Fazlası olabilir mi? O konuda bilgi vermemiş. Sanırım olabilir. Olabilir. Yani hiçbir bilgi vermemiş. Yani birden fazla 9 olabilir. Burada nasıl bir düşünce içinde düşünce içinde olmak lazım? 6 basamaklı bütün sayıları yazalım yazılabilecek. Bundan 9 içermeyen yazılabilecek bütün sayıları çıkartırsak, 9 içermeyenleri çıkartırsak oradan bunu bulabilir miyiz? Şimdi böyle mi düşünmek lazım? İlginç bir soru. Öyle düşünsek olabilir mi? 6 basamaklı sayı yazacağız. 9 içermeyenler önce yazılabilecek bütün 6 basamaklı sayıları yazalım. Rakamları farklı diyor mu burada? Demiyor zaten öyle bir şey. 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9 üzeri 6 kadar farklı sayı oluşturulabilir. Şimdi burada 9'u içermeyenlerin kaç farklı şekilde oluşturulduğuna bakalım. 9 içermeyenler 9'u atacağımız için 8, 8, 8, 8, 8, 8 gelebilir. 8 üzeri 6 adet sayı oluşturabiliriz. 9 üzeri 6 eksi 8 üzeri 6 bu sorunun cevabı olmalı diye düşünüyorum. Herhangi bir yanlış anlama yapmadıysam. Daha önce çözdüğüm bir soru değildi zaten. Şu an düşünüyoruz. Set of numbers with 6 digit that contain the number. Bu is one of its digit. Yani biri bir tanesinde mi bulunmasını istiyor? Ben şöyle düşünerek çözdüm. Onun da bir farkında olun. Yani 9 one of its digit dediğinde birden fazla 9 bulunabilir gibi algıladım ben bunu. Ama sadece bir tane istiyorsa o başka bir çözüm yöntemi gerektirir. Sadece bir tane istiyorsa şöyle bir alt tane çizeriz. Bir tane. 9'un burada olduğunu varsayarız. Buraya gelme ihtimali olan 9 dışında sayılar 8, 8, 8, 8, 8 deriz. 8 üzeri 5 olur. Bu 9'un yer değiştirmesi 6 farklı biçimde yer değiştirebilir. 6 çarpı 8 üzeri 5 deriz orada. 6 basamaklı sayıda 9 bir kez geçecek gibi bir şey söylerse cevabımız bu olur. Ama
Birden fazla kez geçmesine izin varsa cevabın bu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.